Suda doğumu nereden yaptırıyoruz? Onu açıklayalım önce. Tabii. Suda doğumu kesinlikle bir hastanede yapıyoruz. Yani en ufak bir tıbbi sorun çıktığı zaman hızlı bir şekilde acil müdahale yapabileceğimiz modern bir hastanede yaptırıyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. Hatta öyle bir hastanedeki bütün ebelerin suda doğum eğitimini tamamlamış olması gerekiyor ve anne dostu hastane kurallarına da uyuyor olması gerekiyor. Yoksa herhangi bir hastaneye havuzu götürüp kurduğumuz zaman çok sorun yaşıyoruz şu anda. Çünkü bir ekip işi bu. Yani sadece bu 4 kişilik ekip değil, çok daha büyüyor ekibin çerçevesi. O yüzden her oraya katılan personelin o eğitimi almış olması lazım. Hijyenden tutun, teknik malzemelerin hazırlanmasına kadar. O yüzden bu her hastanede yapılacak bir işlem değil. Evet, ve bir şey daha vurgulayalım. Bazen soruyorlar, yani hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Plastik şişme havuzlar ve onların kılıfları var. Bu kılıflar sadece bir gebe için özel olarak açılıyor ve kullanımından sonra çöpe atılıyor. O yüzden bir kadında kullanılan herhangi bir kılıf diğerinde kullanılmıyor. Çok rahat, temizliğine dikkat edilen, enfeksiyon riskleri sıfıra yakın indirilmiş bir ortamda doğuruyorlar. Ve yani hani suya doğmak zorunda da değil tabii bir bebek, dediğimiz gibi. Ondan sonrasındaki süreç her an her şekilde devam edebilir. Çünkü zaten çok güvenli hastane koşulları altındayız. Doktorlarımız yanımızda. Ebe zaten birebir gözetim tüm halinde. Evet. Tüm süreç boyunca. Bir de suyun kullanımının güzel bir şey diyordun sen. Eskiye dair bir şey vardı. Ya mesela suda doğum diye anlattığımızda çok yeni çıkmış biz de denemek istiyoruz diyorlar ama ben şunu mesela eskiye doğuran annelerimizden, anneannelerimizden duydum. Doğuma yaklaşan kadını kaplıcalara götürürlermiş. Kaplıcada doğumlar, hamamda doğumlar. Aslında yine suyun etkisi aynı. Suyun rahatlatıcı, o gevşetme etkisini kullanıyorlar. Yani kültürümüze de çok uzak bir şey değil aslında suda doğum. Evet. Yani geleneksel bazı şeyleri modern tıpla birleştiriyoruz aslında ki bu gerçekten bence yani hem doktorlar açısından hem ebe açısından zaten tabii ki de bebek açısından. Hocam, şu sıcak suyu getirin, hazırlayın. Bizde de sıcak havuzu hazırlayın. Neydi o filmlerde. Ya? Sıcak suyu hazırla. Havluları hazırla vardır ya tipik aslında. Tamam, bizim de havuz için bunlar gerekiyor. Gerekiyor. Bir de hakikaten gerçekten o ben hep onu hissediyorum. Yani hem ekip olarak güvenli hissetmemiz, hem kadının güvenli hissetmesi, kendini bırakması, teslim etmesi, mahremiyet. Yani ben başka doğumda ne isteriz ki? Aynı şekilde de suda doğum sonuçta bir olmazsa olmaz değil. Sadece bir seçenek bizim için. Ve burada ana kararı veren kişi yine anne adı. Bebekten gelen bağlantıyla beraber. Sonuçta anne de suya doğum yapmak isteyebilir, suda doğum yapmak isteyebilir, suyun içine doğum yapmak isteyebilir. Ama sonradan vazgeçebilir, istemeyebilir, herhangi oradan çıkabilir. Hiçbir şekilde bir zorlama yok. Biz onu sadece gerçekten doğumun kolayca akması için bir yöntem olarak kullanıyoruz sadece. Ben şurada en çok şunu ben son olarak söylemek istiyorum ki yani bir kadının ve tabii ki de bebekten gelen bilgi de var ama yani bu opsiyonlara doğum anında sahip olması ve bunu sağlıyor olmanız yani bir aynı zamanda doğum aktivistiyim çünkü yani çok muhteşem bir şey. Gerçekten müteşekkirim bütün kalbimle. Teşekkür ediyorum.